Durna cinayetinde şu anda biliyorsunuz tek bir sanık var, o da Recep Orozoğlu. En son duruşmada beraat etti. Fakat çok önemli bir tanık var şu anda. O tanığı çağırdım, hem o tanıkla konuşacaklarımız var ama onun öncesinde sevgili Ayşe'ye ve Seher'e soracaklarımız var. Karısıyla beraber Hamidullah Frida ile beraber gelsin. Bazı şeyleri belki hatırlayabilir bugün. Gelir misiniz lütfen? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yine boş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizi alalım hemen yerinize lütfen. Daha yeni evliler. Bir ay mı evli oldu? Bir buçuk ay. Evet, bir ay. Dördüncü ay. Dördüncü aydı. 27'sinde. 27'sinde. Ne iş yapıyorsun sen Hamidullah? Ne şu zaman? Şu anda Konya'da yaşıyorsun. Evet. Nasıl geçiniyorsun? Ne iş yapıyorsun? Vallahi tekstilde girdim bir yerde. Hı hı. Biraz şey oldu. Ya karı koca ikiniz de çok şıksınız, güzel giyiniyorsunuz da nasıl geçiniyorsunuz merak ettim. Ben tekstilde çalışıyorum yine. Firma çalışıyor mu? Ayrı çalışmıyor. Çalışmıyor. Peki konuşacağız onu sizle beraber. Ama onun öncesinde önce ben Seher'le konuşmak istiyorum. Daha doğrusu Ayşe Hanım'la konuşmak istiyorum. Bazı sorular soruyorlar da tamam. Peki şimdi sevgili Ayşe Hanım. Ben şöyle bir bilgi aldım. Daha doğrusu şöyle, Burak'ın geçmiş hayatında yaşadıklarından dolayı, yaşadığı travmalardan dolayı, yasaklı madde kullandığı, yasaklı madde ticareti yaptığı, çok iyi bir çocukluk geçirmediği, mutlu olmadığı ve dolayısıyla da çok karanlık işlere daldığı ile ilgili iddialar var ya sevgili Ayşe'cim. Şöyle bir şey duydum. Sen hem Burak'ı ve Abdurrahman'ı ciddi ciddi dövüyormuşsun. Bayağı dövüyormuş. Ben bu şuradaki Ayşe'den beklemem. Ama Seher'e ayakkabı fırlatan Ayşe'yi görünce evet ondan beklerim. Sen dövüyormuşsun Burak'ı çok fazla. Hayır. Hı? Hayır. Acaba çok öfkelenince hatırlamıyor musun? Hı? Birkaç defa dövdüm ama o kadar çok değil. Yani. Birkaç kez. Evet. Abdurrahman, annen sizi dövüyor muydu çok? Hayır abla. Hı? Ya, ufakken o mesela kızıyordu. Herkes herkes söyler, düşman da var mesela, bizim düşmanımız da olur, şeyimiz de olur. Şöyle bir şey duydum sevgili Ayşe'cim. Birileri annem olaydan sonra çok kötü oldu. Şu iki senedir kötü. Hayır, onun ne öncesinde yaptın? Yani hayır, onun öncesinde şöyle ya, birileri zamanında Ayşe o yüzden de sen işte psikolojinin bozulduğuna inanmışsın. O yüzden de çocuklarını o muska yapıldığı için dövüyormuşsun. Öyle mi? Hayır, birkaç defa oldu. Hayır, dövüp değil, mesela böyle bunaltı gelirdi. Çıkar giderdim, hı hı, evden. Ama sen bana muska yaptılar, o yüzden ben çocuklarımı dövüyorum diye söyler yapmışlar, miydin? Yapmışlar, evet. Öyle mi? Evet. Kim yapmış? Bunlara inanmamak lazım insan. Yani. Vallahi ben hocaya gittikten kadar iyi oldum. Ben bunca doktora gittim. Çok gittim. O psikolojik bir şey. Telkin de yani kendini ona inandırdığın için öyle. Aslında hekimlerimize güvenmek ya lazım. Doktor falan dedi, tamam, sonra. Tamam, inançlı dua işte edeceksin falan ama o kadar işte öfke nöbetlerinin altında sadece yani hekimler mücadele edebilirler. Kim yaptı sana muskayı onlar peki? Bilmiyorum. Kim sana muskayı yaptı? Benim kaynananın kardeşi varmış. Kaynananın kardeşi. Evet. Burak da bunu anlatıyor muydu Seher? Anlatıyordu. Ne diyordu? Yani şeyi falan unutmuyordu, mesela annem dövüyordu bizi falan filan, böyle kelimeler kullanıyordu. Çok mu dövüyormuş? Onu unutmadığına göre demek ki var yani. Ama bir yandan da çok düşkün annesine, annem gitmesin, biz buradan ayrılmasın da diyor. Çok dövmüş olsam o kadar bağlı olmaz ki. Evet. İşte bunları unutamıyordu yani, evet. Sen de biliyorsun. Unutamadığını annesi de biliyor. Ayşe Hanım da mı biliyor? Hayır, ben ona çocuklarıma da dedim. Zamanında dövdüm, hakkınızı helal edin ama elimde olmayan bir şeydi. İsteyerek dövmedin. Evet, isteyerek döver miydin? Bir de oturur ağlardım. Kaynananın kardeşi niye bunu yapıyor sana ya? Evet, işte o yapmış. Allah Allah. Ya ben mesela çok doktora gittim. Ankara'ya her yere gittim. Ama doktor hani bir şeyin yok dedi. Ben olduğum yerde mesela bayılıyordum. Sonra bir hocaya götürdüler. Ne zaman fark ettin çocuklarını bu yüzden dövdüğünü? Muska ya bir şey gözüm görmedi ki, evden çıkasım gelirdi. Mesela benim Nurife ufaktı. Onu banyo yaptırıyordum da yenin içinde. Bana bir sıkıntı girdi. Ben komşulara gittim. Orada oturdum, dedim ki ben çocuğu evde koydum, geldim. Çocuk leğenin içinde oynaşıp durur. Şaka. Çocuk evet. Leğenin içinde bırakıp evet. Gidiyorsun eve Nurife'yi. Ya çok sıkıntı çektim. Aa. Ya.
Ama bunu yani altını psikolojik... Ama sonra düzeldim işte, bak hocaya gittim ya. Hoca... O zaman ilaç da kullandın mı? İlaç kullanmadım. O zaman ilaç kullanmadım. Doktorlar bir şey yok dedi. Hatta doktorun birisi dedi ki mesela bütün hastaların dedi, derdine derman oldum. Seninkine bulamadım dedi. Sonra biz hocaya gittik. Tekrardan bir... Ama bunlarla medet olmamak lazım. Yani sen orada kendi kendine terkinde... Vallahi inanmışım herhalde. İnanmış, yani çok iyi inanmış geldi. Olmak, kafayı böyle ona göre kodlamak yani... Aynen işte oradan geldikten sonra manevi olarak güzeldim. Kendini güçlü hissedebilirsin. O ayrı bir şey. Dua güzeldir. Dua etmek iyidir yani. Ama buna bir aracılardan medet ummamak lazım. Direkt yukarı Allah'la sen isteyebilirsin yani. Hiç i̇şte aracıya ne gerek var? Doktordan fayda görmeyince yani ona gittik. Onun yani faydası peki ne yapıyordun oldu. Çocukları? Burak'a çok şiddetli mi dövüyordun? Hayır. Yani Nurfe'yi en içinde bırakmak ne demek? Hayır ama hani Nurfe'yi dövmezdim ki. Hayır, dövdüm ama mesela küçük, onu bunaltı geldikten sonra. Burak'a bir sefer dövdüm. Onu işte mesela o zaman. Bir kez mi dövdün Burak'a? Ama daha evet, karısına evet. Evlenecek kadar anlatacak kadar şiddet görmüş. Hayır hayır. Kesinlikle. Kaç yaşındaydı? Ya babasının öldüğü zaman bunun da askerliği çıktı. 15-16 yaşında. Evet. O da mesela. Pişman oldun mu peki? Tabii ki. Derdim yani. Ama Seher, yani Seher'in dediğine göre Burak'ta yaralar açmış. Ay. Hayır, öyle değil da yani derdim. Yaralar açmış derken yanlış anladılar. Yaralar derken hayır şöyle hayır, yani manevi hayır. Anlamda kalbi şey olmuş, hayır. İncinmiş yani. Dedim yani ona da dedim oğlum hani dövdüm hakkınızı haleledin derdim. Anne ne ettik de dövdün kim bile derdi. Çünkü daha sonrasında bir dinlenme tesisinde çalıştığı aşçı var ya İsmet Bey. İsmet Bey de yayına bağlandığında annesini hiç sevmez. Annesi ona hiç iyi annelik yapmadı. Hayır, kötülük yaptı. Herkes her şeye bir şey der galiba. Sadece kesinlikle. Bunu Seher söylese anlarım. Aranızda bir öfke hayır, var hayır, yani. Hayır valla benim yanıma da gelir. Giderdi. Burak evlenmeden önce para biriktirmiş. Zaten o çalıştığını bana verirdi. Kendine harçlık alırdı. Evet. Ben üstünü katardım. Çünkü o sırada yasaklı oldum. Madde ticareti de yapıyor ya iddiaya hayır, göre. Hayır o da vermezdi ki ne bana. Ne kadar para veriyordu sana? Mesela çalıştığından kendine harçlık alırdı. Aha. 100 lira çalışıyorsa 50 liraya hani kendi alırdı. 50'ye bana verirdi. Toplam ne kadar para biriktirdi peki vallahi Burak? Vallahi bilmiyorum öyle hani... Aylık aldığı zaman getirirdi 200-300 neyse o zamanki günde. Hatta dolar vermiş sana. Bayağı bir, o parayı da bir düğünde harcadığın için de sana öfkelenmiş. Yok yok bir tane dolar var daha duruyor. Bir dolar. Yani 1000 lira mı ne oluyor? Ha. Bir dolar. Bir tane bir dolarmış. Onda nasıl düğünlerde hani atıyorlar ya savuruyorlar oradan alıyor. Bunu bana veriyor. Daha hatta duruyor. Peki Seher, Burak ne anlatıyordu annesiyle ilgili? Yani dolar yaptım, hani altın yaptım ama hiçbiri durmuyor dedi. Hayır, hayır vallahi. Ne kadarlık dolar yapmış, altın yapmış evlenmeden önce? Ya çalıştığı parayı dolar yapıyormuş. Hı-hı. Onu annesine veriyormuş. Annesi de düğünlerde şey yapıyormuş yani. Ne yapıyormuş? Yok. Harcıyormuş. Dağıtıyormuş. Alıyor şeyi. Sonra annesi de İyi çok özür dilerim ona inanmacı gelmedi şey, ya. Durumum yok. Ben o çocuğun ettiği şeyi ben niye öyle dağıtacağım? Yok bir tane işte dediğim gibi 1 lira mı 1 lira. Ya Burak bunu söylediyse Burak'ın zaman zaman halüsinasyonlar görüyor. Abartma huyu ve yalan söyleme huyu var ya. Annesiyle ilgili eğer bu gerçek değilse annesine anlattıkları. Yani şimdi annesi alacak doları gidecek tanımadığı tanıdığı birinin düğününde saçacak mümkün böyle. Mümkün değil. Ya çok saçma yani niye yapsın bunu Ayşe ben Hanım? Ben çocuğumun emeğini gider ben başkasına dağıtır mıyım? Ben onu mesela derdim oğlum biriktir üstünü ben katın. Hep ben onu şöyle söylüyormuş ama Burak diyormuş ki ben diyormuş paraları biriktiriyorum anneme gönderiyorum. Hı. Annem sevgilisiyle beraber bu paraları yiyor diyormuş. Kesinlikle vallahi yalan. Buyur bundan mı çıktı? Evet. Başka bir şey yok yani. Bunlar çıkıyor. Biliyorum çıktığını. Mümkün herkes değil. Bir şey çıkar abla. Ayşem sen kocan kaç kişiyle birliktelik yaşadın kocandan ayrıldıktan sonra? Ben bir evlendim. Evet. 28 gün içinde boşandım. 28 günde boşandın. Evet. Ondan sonra dede ile nikah yaptım. Bir dedeyle? Ha, dede evet. Diyorsun sen de. Bir dedeyle evet, yaşlıydı ya. Hani ben bakıyordum ona. Hı. Onunla. Niye nikah yaptın yaşlı bir adamla? Kendisi istedi. Kaç yaşındaydı? 95'ti. Niye senin nikah yapıyor? Kendisi istedi. İyi bakıyorsun kızım dedi. Hani nikah yap ailem sana kalsın dedi. Hmm. O yüzden. Nerede oldu bu? Dinar'da. Dinar'da. Şu an onun şeyini mi alıyorsun? Evet. Emekli parasını mı alıyorsun? Evet. Olmasa hiç bayağı bir ihtiyacın olacak. Çok perişan çok. Olacaksın. Allah nur içinde yatırsın. Mekanın ne kadar baktın o yaşlı dedeye? 4 sene baktım. 4 sene baktın. Çocukları yok muydu peki? Vardı. Çocuklar da istedi. Hani çok iyi bakıyorsun diyerekten. Hmm. Bizden zarar gelmez dedi. Burak bundan rahatsız mıydı Seher peki? Zaten hiç evlenmesini isteyen bir çocuk değildi ki.
Peki o 90 yaşındaki kişiyle nikah yaptığında Burak'la siz evli miydiniz? Evlilerdi. Evliydik. Burak'ın haberi olmadan olmuş zaten. Öyle mi? Haberim olmadı. Evlendikten sonra söyledin ya. Hayır. Bana bakarak konuşmazsan sevinirim. Ben sana bakarak, sen de bana bakarak konuş. Ayşe Hanım bana Burak, bak. Hayır benim. Nasıl haber yok? Önce bak nikah söyle, yapacak ama söyleyebiliriz bana inat verin. Önce nikah yapacak tamam. Oldu. Tamam. Ben Burak'a dedim oğlum hani nikah yapacak oluyor. Anne dedi değişir zamanı geldi mi dedi. Nikah olduktan kadar değişir dedi. Yani istemedi. Yaptırma işte. Tamam oğlum dedim ben yaptırmadım. Sonra bu ameliyat oldu. Kızı hı-hı. Telefon etti bana. Babam dedi babam seni istiyor dedi Isparta'da ben de Deniz'deyim gittim oradan oraya geçtim. Hı hı. Kızı dedi babam dedi bak ameliyat oldu sen buna kaç sene baktın dedi iyi de baktın dedi. Bak dedi nikahını yaptır dedi. Hı hı. Burak'a dedim ondan sonra oğlum bak böyle böyle diyorum tamam anne sen bilirsin madem dedi. Oradan geldi nikahı İstedi yaptı. İstedi yani Burak da bunu. Tabii canım. İstemiş Seher. Tabii. Zaten o zaman telefon geldiğinde annem Deniz'de tamam, dedi. Tamam sana ne anlattı Burak peki annesinin evlenmesiyle ilgili? Yani bütün evliliklerinde en son benim haberim oldu. Herkes okey verdi. En kaç son benim kişi evlenmiş ki? Zaten bir babası var. Bir sonra 28 günlük evliliği var. Başka. Onu bilmiyorum. Bir de kaç kez evlenmiş ki Ayşe Hanım? Kaç kez evlendin Ayşe Hanım? Evliliklerinde derken bir de en son bu dedeyle iyi evet, baktığı için evet. Maaşını alsın diye. Nikah kıymış. Annesine bir öfkesi var mıydı yok muydu Burak? Yani evlenmesini hiç istemiyordu. Onu da söylemediğinden dolayı kızıyordu yani. Hepsinden de haberi vardı. İkisinden de haberi vardı. Aşağıdan biz buraya onu konuşmaya mı geldik? Şunu...